Evet değerli izleyenlerimiz, Türkiye Arı Yetiştirici Merkez Birliği YouTube kanalından herkese merhabalar. Ben Suat Musa Beşoğlu. Bilindiği gibi koronavirüs sürecinde çok zor günlerden hem harcılarımız hem de il birliklerimiz geçiyor, geçmekte. Bununla ilgili ülkemizin çeşitli bölgelerinden çeşitli il birlik başkanlarımızla bir araya geldik ve süreci onlardan dinleyeceğiz. Hatta gezginci arılarımızın o illere giderken neler yapması gerektiğini de buradan sizlere aktarma şansı yakalayacağız. Ben sıradan başlıyorum. Ekranımda üstte gördüğünüz üzere Sivas Yahya Bey. Öncelikle bir merhaba Yahya Bey. Sizi bir tanıyalım kısaca. Merhaba Suat Bey. Ben Kolay Sivas gelsin. Birlik Başkanı Yahya Epsilal'e tüm arkadaşlarıma saygılar sunuyorum. Herkesi uzaktan da olsa kucaklıyorum. Gerçekten Türkiye zor günler geçiriyor. Bu süreçte arıcılarımız canla başla arılarının yanında çalışıyorlar. Tabii ben bu konuda da teşekkür ediyorum. Bakanlıklarımızdan gelen İçişleri Bakanlığı olsun, Tarım Bakanlığı olsun genelgeleri bizlere günübirlik aktarıyorlar. Biz de arıcılarımızla bunları paylaşıyoruz. Onları bu konularda bilgilendiriyoruz. Teşekkür ederim. Evet. Sıradan Ziya Bey, merhabalar. Siz de. Merhaba, ben tüm ülkemdeki arıcı arkadaşlarıma hayırlı günler diliyorum. Belasız kazasız günler diliyorum. Gerçekten ciddi bir süreçten geçiyoruz. Ama bu süreç içerisinde geçen hafta da söyledim. 80 tane birlik başkanıma çok teşekkür ederim. Gerçekten bugünlerde bakanlıklarımızın çıkarmış olduğu tebliğleri illerinde birebir uygulayarak arıcılarımızın sorunsuz üretim sezonuna girmelerini sağladılar. Ben o yüzden başkan arkadaşlarıma şükranlarımızı arz ediyorum. Teşekkür Teşekkürler. ederim. Evet. Mehmet Bey, Adana'yı temsil eden Mehmet Bey de tarım danışmanımız, Adana Birliği'mizin. Merhabalar. Öncelikle Sayın Genel Başkanım Ziya Şahin Bey ve tüm il birlikteki başkanlarıma selam ve saygılarımı Adana'dan sunuyorum. Evet, gerçekten Türkiye zor bir süreçten geçiyor. İnşallah bu zor süreci de TAB'ın desteğiyle ve dediğim gibi İçişleri Bakanlığımızın yayınlamış olduğu genelgeyle güzel bir şekilde atlatıyoruz. Atlatmaya da devam edeceğiz inşallah. Peki, teşekkür ederim. Evet. Ayhan Bey, merhabalar. Merhabalar, ben Aydın Arıcılar Birlik Başkanı Ayhan Özdemir. Gerçekten zor bir süreçten geçiyoruz. İnşallah hayırlısı olur. Diğer birlik başkanımız da hepsine selamlar. Peki, teşekkürler. Evet, Fırat Bey, Elazığ'a buradan da selamlar olsun. Buyurun, siz de bir tanıyalım Evet. kısaca. Elazığ ile Arı Yetiştiriciler Birlik Başkanı Fırat Çam. Babali gel. Ben buradan bütün video konferansa katılan değerli birlik başkanlarına ve genel başkanlarına saygılarımı sunuyorum. Gerçekten küresel yaygınlaşan ve ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 pandemi hastalığı ülkemizde de ciddi etkilerini gösterdi. Bunun üzerinde hastalığın yaygınlaşmasının önüne geçilebilmesi açısından bakanlıklar ciddi kararlar, ciddi şeyler alıyorlar, genelgeler yayınlıyorlar. Bizler de burada bu genelgeleri mümkün mertebe uyumlu hale getirmekte, arıcılarımızla birlikte uygulamaya getirmeye çalışıyoruz. İnşallah bu süreç kısa sürecek, tekrar eski hayata dönmüş olacak. Çünkü biz alışılmışın ötesine gidecek bir toplum değiliz. Peki, teşekkür ederim. Evet, Mehmet Bey, merhabalar. Merhabalar Suat Bey. Suat Bey. Evet, sesiniz geliyor. Buyurun başkanım. Sesim geliyor mu? Hı. Ben Bingöl Arıcılar Birlik Başkanı. Ben görüntü göremiyorum. Onu da söyleyeyim de. Sadece bir sizi görebiliyorum. Evet, ekranda görünüyor başkanım. Buyurun. Ben herkese saygı sunuyorum. Gerçekten bu süreçte bu şeyde hastalıktan dolayı öncelikle merkez birliğimize ziyan görüyor. Çünkü üyelerimiz de bunu fiilen söylüyorlar. Güzel bir süreç geçirdik. Sıkıntısız böyle bir süreç geçirdik. Ama çoğu mesela diyelim il koordinatöründe kurulan bir heyet vardır. Bingöl Valisi bizi de grubun içine almıştı. Sağ olsun bizim Tarım İl Müdürlüğü işte varildikten bugüne kadar sıkıntısız bir süre geldik. Yalnız dünden itibaren arıcılarımız artık hani Çukurova'dan memlekete gelmek istiyorlar. Arı geldiği zaman işçi elemanlarla onun
hamileların boşaltılması için bir talepte bulundular. Yani en azından 4-5 kişi eleman götürüp de kanunları boşaltalım diye. Ben de valiye görüştüm. Vali izin vereceklerini söylediler. Bunu artık tabii ilçe başkanıma iletmedim ama gene bilgisi olsun. Bilmiyorum. Diğer illerde de inşallah böyle bir sıkıntı olmaz. Güreşte gerçekten inşallah hayırlı bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet. Güneş Bey merhabalar. Merhabalar Suat Bey, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Sizler de hoş geldiniz. Sizce kısaca bir tanıyalım. Ben de Tekirdağ Arı Yetiştirici Birlik Başkanı Güneş Aytaç. Hepinizden değerli başkanlarım, nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Burada Tekirdağ'da şu an biz kanola dönemindeyiz. Çiçeklenme dönemi, dışarıdan gezginci arıcılarımız geliyor. Kanola bu sene, doğa da bu sene benim tahminim 10 gün geriden geliyor. 10-12 gün kadar geri gidiyor. Normalde kanalada Nisan başı gibi açıyordu. Yani bu yıl ayın 15'ini buldu. Tahminim daha bir ay. Yani bir 10 gün bir kayıklık var sezonda. Herhalde o da karın yağışından değil, istikrarlı soğuk oldu bu sene. Ona kaynaklanıyor. Arı güzel açılmaya başladı bu hafta. Petek, ham petek yemeye başladı. Güzel. Virüs olayında da takip ediyoruz. Çalışmalarından dolayı değerli Tarım Bakanlığımıza, Merkez Birliğimize, ayrıca Tarım İl Müdürlüğümüze, valiliklerimize ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, hepsi çok yardımcı oluyorlar. Konaklamada sıkıntı çıkmıyor şu an için. Elimizden yettiği kadar yetişmeye çalışıyoruz. Ufak tefek sıkıntılar olabilir belki ama birçoğunu açtık yani. Ciddi manada bir derdimiz kalmadı. İnşallah dünyada bu sağlık sıkıntısından çözülür. Biz işimizin hep başındayız. Yani gıda ekonomide devletin her zaman bir ayağıdır. Sağlık kadar önemlidir. Yani ekonomiler her zaman gıda üzerine kurulur, yaşam. Biz de onun başında onu sağlamaya çalışıyoruz. İnşallah güzel olur. Ben unutmamışken şunu söylemek istiyorum. Ben geçen hafta özel bir televizyon kanalında yayınlanan o program için balla alakalı konuşmada. Yani gerçekten de ben firmalardan da bu sıkıntılı süreçte ben inanıyorum ki arıcılarımızdan ürettikleri mahsulü değerinde aldıklarında kimse işportacılığa meraklı değil. Yani bunu söylemek istiyorum ben. Benim hiçbir arkadaşım arıcılığa, işportacılıktan başlamadı. Direkt arıcıyı sevdiği için başladı. Belki de o firmanın müdürü o firmanın geçmişinin işportacılıktan başladığını bilmiyor belki de. Yani ona sadece onu söylemek istedim ben. Güzel bir mesaj oldu aslında. Teşekkür ederiz. Ne demek? Ferhat Bey, merhabalar. Merhabalar Suat Bey. Mardin'den arıcı birlik başkanlarıma, genel başkanıma ve size selamlar, saygılar. Ya. Bu Mardin'e de bahar geldi. Hı hı. Arıcılarımız çalışıyor. Sayın Tarım Bakanımıza, İçişleri Bakanlığımıza, valiliğimize, kaymakamlıklarımıza hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Genelgelerde herhangi bir sıkıntımız şu anda yok. Konaklamalarımızı yapıyoruz. Arıcılarımız aktif olarak çalışıyor. Tekrardan selamlar, saygılar. Teşekkür ederiz. Evet, Adem Bey merhabalar. Merhabalar. Adem Kurt, Mersin Arıcı İşçileri Birlik Başkanı. Öncelikle Ziya Başkanım ve değerli birlik başkanlarım, herkese selamlar olsun. Mardin Başkanı dediği gibi oralara bahar geldi. Burada da yavaş yavaş baharın sonları geliyor. Yaylalara çıkmaya başladık. Çok şükür Mersin'de başta ufak tefek oldu ama sonraları il valiliğimiz, il tarım müdürümüzle iyi koordinasyon kurduk. Çok şükür şu an arıcılığımızda Mersin'in aslında hiçbir sıkıntımız, problemimiz kalmadı. Başta valimiz olmak üzere il müdürümüz bu da gelişen çözüler. Ama öncelikle ben Cumhurbaşkanımıza, Tarım Bakanımıza, İçişleri Bakanlığımıza bu süreçte arıcılarımıza göstermiş oldukları bu gerçekten bu birçok kurum ve şeyde sıkıntı yaşarken özellikle aracımız hayvancılar gerçekten bu süreçten neredeyse etkilenmedi diyebiliriz. Başta alışılma süreci oldu ama sonrasında gerçekten süreç mesela ben gittiğim her kurumda ya da gittiğim yerlerde gerçekten bize şunu söylediler. Arıcılar hakikaten bir sınır görmedik. Başkanım dediler bu konuda. Ciddi anlamda özgürüz diyebiliriz. Bu da sevindirici olarak. Bunda emeğe geçen öncelikle Ziya Başkanıma çok çok teşekkür ediyorum. İyi günler dilerim. Merhabalar. Siz de kısaca bir tanıyalım. Merhabalar Suat Bey. Aslan Çiftçi, Ordu Arıcılar Birliği Başkanı.
Ben Burhan Tap Başkanım ve diğer birlik başkanlarıma saygılar, sevgiler sunuyorum. Tabii ki bu süreçte bizim bütün sıkıntılarımızı Tarım Bakanlığımıza aktaran Ziya Başkanım'a özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten arıcılar olarak çok sıkıntı yaşadığımız görülmüyor. Hani ben kendi elimde hem vali hem de Tarım Bakanlığı'yla yaptığımız görüşmelerin neticesinde sıkıntıları en aza indirdik. Tabii ki ordulu arıcıların tamamının gezginci olması variyle ben bütün il birlik başkanlarıma da buradan teşekkür ediyorum. Hangi ilde bir sıkıntı yaşamışsa, yani Aydın olsun, Mersin olsun veya işte diğer illerde bu sıkıntıların giderilmesi adına çaba gösterdiler. Yani ben ordular adına, ordu büyük başkanı olarak teşekkür ediyorum. Tabii ki bizim biz doğadan sofrayı en lezzetli balı getirmek için bizim arıcılarımızla mücadele ediyorlar. 11 ay evlerinden uzaklar. Yani tabii ki bazı söylemler de bizim hoşumuza gitmiyor. Yani ben buradan arıcılarımızın emeğine saygı duyması gerektiğine inanıyorum. Ve hepinize teşekkür ediyorum. Rica ederiz. Evet. Öncelikle iki temel soru üzerine aslında programı şekillendirmeyi hedeflemiştik. Birincisi koronavirüsün sektöre yansıması. Onu siz değerli başkanlarımız için tek tek dinledik. İkinci konu, il birliklerinize, daha doğrusu sizin bulunduğunuz illere arıcılarımız giderken hangi aşamalardan geçmeli ya da ekstra dikkat edilmesi gereken bir durumlar var mıdır? Onları sırayla dinleyeceğim. Yine aynı şekilde devam edelim. Sivas'tan Yahya Bey, sizden başlayalım. Sivas'ın genel şartları, tedbirleri nelerdir? Kısaca onları alalım hemen. Şimdi Suat Bey, Sivas'ta korona açısından gerçekten sıkıntılı bir dönem geçirmiyoruz. Çok rahatız, çok iyiyiz. Benim şu anda bulunduğum ilçe Koyulutar'a geldim. Ben Koyulutarlıyım. Burada sıkıntılar vardı. Bunlar da aşırdı. Evet. Sivas bölge olarak sıkıntılı bir bölge değil. Diğer illerin yayınladığı gibi alıcılarımız gelirken sevklerine, yani veterinerlikten kağıtlarını alacaklar, yol belgelerini alacaklar, araçlarını dezenfekte ettikten sonra önceden ayarladıkları yerlerine gelip yerleşecekler. Hiçbir sıkıntı yok bu konuda. Tamamdır. Teşekkür ederim. Evet. Diğer Bey, sizlere de en son değerlendirme soracağım. Bu arada bilginiz olsun. Hemen Adana'yı da alabiliriz. Tekrar. Mehmet Bey. Gezginci arıcılarımız Adana'ya gelirken, gerçi şu süreç itibariyle hep Adana'dan kalkıyorlar ama gene de bir artık giderken diye. Mehmet Bey. Dinliyorum sizi. Şu an tekrar yayın. Gezginci arıcılarımız ekstra bir önlemler, tedbirler var mı? Ne durumdayız Adana konusunda? Şu an tekrardan merhabalar. Yani çok şükür çok fazla bir sıkıntımız yok. Dediğim gibi gezginci arıcılarımız için biz gereken tedbirleri ilgili olarak da yaptık. Sakın Adana'mızda tarım ve arıcılığın sürdürebilir ve üretimin aksamaması için Sayın Valimizin başkanlığında ve belediye başkanımızla katkılarla bir komisyon kararı aldık. Burada Allah'a şükür konaklama işlerini yaptırırken veya arıcılarımızın dışarıya girişlerinde normal süreç gibi hareket ediyoruz. Hiçbir problemimiz yok. 65 yaş üstüyle ilgili biraz sıkıntı yaşar gibi olduk. Ama hızlı bir şekilde genel başkanımızla da bir görüşme yaptım. Telefon görüşmesi. İşte haftada 2 gün olarak çıktı. Çok şükür onların da gidişlerinde bir problem yok. Sadece 2 ilçemizde problem var. Belki duymuşsunuzdur. Tufan Bey ile 4 Nisan'da bir karantinaya alındı. 4 Nisan'dan sonra 19 Nisan'da tekrardan 15 gün uzatıldı. Arada ilçemizde de yaylalık bölgelerimizde bir karantina var. Büyük ihtimalle bekliyorum herhalde bu hafta tamamen ilçe karantinaya alınabilir. Onun dışında arıcılarımız şu an hareketlerinde bir problemle sıkıntı yok. Peki. Karantina alınan bölgede de girildiğinde sadece 14 gün kalma şartı var. Doğru mudur? Evet. Evet. Doğru. Doğru. Böyle bir şey var. Kararımıza yani, giren ve çıkanlar. Bir arıcı gelirse o bölgeye girdiğinde 14 gün çıkmayacaksa yine bir problem yok anladığımız kadarıyla. Aralığında 14 gün evinde kalıyormuş gibi aralığında kalacak 14 gün. Peki, teşekkür ederim. Ayhan Bey, rica ederim. Bir de Aydın'ı dinleyelim sizlerden. Evet. Korona etkiliyor mu? Etkiliyor. Ben şöyle düşünüyorum. Mesela tekeri her gün zam geliyor. Fark ediyorsunuz mu bilmiyorum. Gizliler artıyor evet. 2 TL sallıyorlar. Yani haricinde bir de bankaların bu sadece çiftçi diyoruz ama çiftçiye özgürlük var ama biraz özgürlük olduğu kadar da kısıtlandığımızı düşünüyorum. Mesela krediler ne olacak? Herkesin kredisi erteleniyor. Aracı yine sizin zamanı geldiğinde diyor. Efendime söyleyeyim. Bence arıcı demeyeyim de çiftçi en mağdur bence burada. Herkes evinde yatıyor. Memurundan tutun herkesim. Herkes tatil ama yine çalışan, yine emek veren bizleriz. Ama bize kimse, bakın devlet olarak söylüyorum. Başkanlığından dolayı söylemiyorum. Devlet olarak gerçekten sahip olduğumuz
aracını bir kere bilmemiz lazım. Tarım Bakanlığı yani iki gün verse ne olur, izin vermesi ne olur. Ben yine gidiyorum arımı, yine bakıp geliyorum. Yine bakacağım ya, ölüm de olsa bakacağım ya, ölecek mi yani? Sonuçta bakacağız arılar. Herkes hayvanına bakacak. Ama bunlar bize bir destek değil ki. Destekleyici olmamalı. Adam kredi çekmiş, kredi ödeyecek, onun ertelenmemiş. Bir şeyler sunması lazım Tarım Bakanlığı. Demesi lazım ki bu arıcılara böyle bir destekle geliyorum. Böyle bir kaynakla geliyorum. Böyle bir yardımla geliyorum. Ama hiçbiri yok. Bak dikkat edin. Herkes evinde yatıyor. Memurlar hepsi. Kim çalışıyor? Kimi? Çiftçiler. Kim veriyor çiftçi bir şey? Hiçbir şey. Elde var sıfır, elde var sıfır. Çalışırsak, beslersek, bakarsak çoluk çocuğu geçindirecek. Bakamazsak hadi bakalım herkes yoluna. Doğru mudur Fırat Bey? Bu konuda soralım genel olarak. Yani bence yani bunun bir şeysi olması lazım. Arıcılarla ilgili gerçekten bir destek lazım. Gerçekten büyük bir destek lazım. Arı olmaz, hayat olmaz diyoruz. Hemen ilk laf o ama arkası gelmiyor. Ne yazık ki Tarım Bakanlığımız bunun arkasını getiremiyor. Ondan bu kadar arkadaşlar. Gelişmeler de ben Ziya Bey'e en son soracağım. Notumu aldım. Tabii. Ben zaten başkanım sonra. Yani. Teşekkür ederim. Fırat Bey. Tamam. Elazığ'da durumlar nedir? Evet. Maalesef Elazığ biliyorsunuz 24 Ocak'ta da bir deprem felaketi geçirmişti. Bu deprem dolayı da bu bölgede ciddi manada sosyal hayat durgunluk noktasına gelmişti. Bunu takip eden süreç içerisinde de tabii biraz önce de bahsettiğim gibi 11 Mart'ta da COVID-19 yaygınlığı ülkemizde de başlamaya başlayacak. Tabii valiliklerde oluşturulan pandemi kurullarında ciddi kararlar alınmaya başlanıldı. En önemli kararlardan bir tanesi özellikle 65 yaş ve üstünün sokağa çıkma yasağıyla ilgiliydi. O süreçte çok hızlı bir şekilde hayata geçirilmedi. Tabii bizler de burada hızlı bir şekilde hayata geçmediği için bu kararları arıcılarımızın mağduriyetini gidermek adına valilik ilçesinde kurulmuş olan Vefa Sosyal Destek grubu içerisinde yer alarak bölgedeki mağduriyet yaşayan, arılığına ulaşamayan, işletmesinde sıkıntıları olan arıcılarımızı belli gruplarla beraber, bir tarım teşkilatıyla beraber ziyaretler gerçekleştirerek onların sıkıntılarını özellikle çözmeye çalıştık. Tabii bunlar bir süreçti, bunlar geldi geçti. Halen bazı ilçelerimizde bu sıkıntılar devam etmektedir. Bunun en önemli sebebi de Elazığ Valiliği depremden dolayı biraz daha önlemli sıkı tutmakta. 14 gün izole şartını Elazığ geneline uygulamakta. Bunun haricinde şu anda özellikle bizim 3 tane ilçemizde karantina uygulaması bulunmaktadır. Bu bir hafta 10 gün sonra dışarıdan gezginci olarak gelecek olan arıcılarımızın özellikle seyahatte bulunacağı Karakoçan ilçesi, üçlükten dolayı bulunacağı Karakoçan ilçesi şu anda karantina altında, Baskil karantina altında, Sivrice ilçesi karantina altında. Bu bağlamda çok ciddi tedbirler uygulanıyor. Özellikle dışarıdan gelecek gezgin arıcılarımızın normal prosedürün dışında özel de istihdam göstermeleri lazım. Geleceklerin ilçe veya il tarımla bence devreye girerek öncelikle onlardan bir müsaade alarak buraya doğru yola çıkmaları daha sağlıklı olacaktır. En azından bir mağduriyet yaşamamış olacaklardır. Çünkü gerçekten dediğim gibi olması gereken insan sağlığı açısından gerekli tedbirler almak zorunda. Depremin de burada izleri halen devam ettiği için ikamet sorunu da olduğu için bu uygulamalar çok ciddi şekilde burada tutulmaktadır. Tabii bu süreç içerisinde bizler de bu bölgede arıcılarımızla bu sıkıntıları gidermek adına çok ciddi iletişimler gerçekleştirdik. Çünkü özellikle arıcıların en çok muzdarip olduğu bilgi kirliliği. Bu bilgi kirliliğinden dolayı herkes farklı yolları izlemeye tercih etti. Ama çok hızlı bir şekilde bölgedeki arıcılarımızla iletişimi daha yoğun hale getirerek bu süreci şu anda yürütmeye çalışıyoruz ve inşallah yürütmeye de devam edeceğiz. Sağ salim bu süreçten de kurtulmuş olacağız. Bu karantina uygulanan bölgelerde yine 14 gün kalındığında arıcı girebiliyordu. Doğru mu? 14 gün izole geçerliliği söz konusu ancak yerleşim alanına yakın olan mezralarda kesinlikle müsaade söz konusu değil. Benim bahsettiğim 3 tane ilçenin dışında
bazı mezralar da şeye kapatıldı, karantina altına alındı. Bu sebepten dolayı orada belli bir alan uygulaması yapılıyor. Ve biz bir hafta 10 gün sonra üçlüden dolayı bir şeye seyahate çıkacağız. Gerçekten gezgin arıcılarımızın da çok kullandığı bir bölge burası. Yine diyorum, özellikle buraya gelmeden önce ilçe tarımla veya il tarımla temasa geçerek konaklayacağı yerleri beyan ederek burada son olup olmadığını tam anlamıyla netleştirdikten sonra yola çıkmalarını ben tavsiye ediyorum. Çünkü uygulamalar çok sert bir şekilde devam ediyor. Evet. Mehmet Bey? Mehmet Bey, Bingöl, sizle bir genel şartlar alacağım. Evet. Ben de herkese saygılarımı sunuyorum. Gerçekten bu süreçte güzel bir süreç geçirdik. Yani sıkıntısız bir genel başkanımızın Sayın Ziya Bey'in desteğiyle ve Tarım İl Müdürü ve valilikle gerçekten bu süreyi güzel atlatmış olduk. Az önce Elazığ bir başkanımızı da söyledim. Bunu söylemek istedim. Yine tekrarlayayım. Gezgin aracıların şu anda gittikleri yere muhakkak bize veya başka illere önceden bir gene konaklama bölgelerini aldıktan sonra yola çıkmaları daha da uygun olur. Çünkü bazı yerleri karantina altına alınmış veya bırakmazlar. Buraya geldikten sonra yani yerine gittikten sonra büyük sıkıntılar yaşanmış olabilir. Onu söylemek isterdim. Gerçi bir iki konu var ama biz konuyu değiştirmeyelim değil mi? Bir ikinci söz hakkı veriyor musunuz? 10 kişinin üzerinde olduğu için belli aranda sınırlı oluyor. Ondan dolayı bir 9 dakika civarında bir süremiz var zaten toplandı şu an. Hızlıca o zaman fikrinizi alayım mı? Tekirdağ özelinde. Şu an biz sezon olarak aşağı yukarı Kanola ile başladığımız için bizde gezginci arıcı gelişi başladı. Nasıl diyeyim, sezonda aşağı yukarı 200 bin kadar arı gelecek. 1000'e yakın, 1000 ila 1200 arasında bizim gezginci arıcımız var. Evet. Büyük bir kısmı gelmeye başladı Kanola ile beraber. Tekirdağ için alınmış tedbirler genel tedbirler. Dediğim gibi gelirken arkadaşlar da konaklama belgelerini, sevk evraklarını sağlam yaptıktan sonra başka bir sıkıntı çıkmıyor. Köylerde sağ olsun muhtar arkadaşlar yardım ediyor. Biz de büyük şehirlerden bir tanesi olduğumuz için hafta sonları bizde süreç zor olabiliyor. Yani cuma akşamı yüklenen araba gelene kadar cumartesi geldiği için cumartesi sokağa çıkma yasağı olan bir bölge. Arıda bulunan işçiler genelde arıcı olmadığı için izin yönünden sıkıntı çıkanlar oluyor ama fakat muhtarlar dediğim gibi yani akşamdan muhtarlara haber verildiğinde muhtar arkadaşlar sağ olsunlar yardımcı oluyorlar köylerde bir şekilde. En azından akşamdan haber verildiğinde sıkıntı çıkmıyor. Örneğin geçen hafta Muğla'dan bir arkadaş geldi bizim. Hafta sonunda denk geldi. Sağ olsun akşamdan bir muhtar arkadaşa söyledik. Geldi bizzat arabasıyla arılığa götürdü adamları. İndirdiler, problem yaşanmadı. Evet. Ama şey konusunda da ben katılıyorum. Ayhan Başkanıma da dediği gibi. Yani bence de tarım sektörünün desteklenmesi lazım. Bakanlıktan ben bilmiyorum artık hani şeker mi olur, mazot mu olur artık. Yani devlet de bazen bazı konularda artık bizim çünkü elinde olan sektörler var. Bazı yerler artık yardımcı olabilir. Çünkü biz de dediği gibi önünü görmediğimiz bir sezona ciddi yatırımlar yapıyoruz. Sonuçta hani gerçekten de gözümüzü kapatıyoruz. Ne varsa gücümüz hem gücümüzü hem de maddi gücümüzü zorluyoruz yani. Teşekkür ederim. Sağ olunuz. Evet. Sağ olun. Bey, kolay gelsin. Sağ olunuz. Kısaca Mersin özelinde siz de bir hemen dinleyelim. Mersin'de dediğim gibi başlarda karantina sürecinden dolayı biliyorsun büyük şehirler uygulanan yasadan dolayı etkilenir gibi olduk ama sonrasında çabuk atlattık. Şu an dışarı acılarımızın mesela diğer illerdeki seyahat iznine varıncaya kadar birçok düzenleme çok kolay düzeyindi. Yani genel anlamda bir konaklama, yer tespiti, gece arılığa gidip gelme konusunda bir sıkıntımız yaşanmıyor. 65 yaş üstü grubu da dahil. O süreci çok başta biraz sıkıntı gibi oldu ama sonradan çok çabuk atlattık. Burada sıkıntımız biliyorsun malum narenciye dönemi, çiçekleme dönemi şu an. Zehirlerle başımız biraz yine dertte. Tabii eski yıllara oranla karşılaştığım zaman mesela dün Tarsus'taydım. Cuma günü ben. İlçe tarım birimle falan görüştüm. Daha çok Tarsus bölgesinde oluyor bizim zehirlenme. Eski yıllara göre çok azaldı. Ciddi şekilde bir zehirlenme azaltı var ama yine hala zehir konusunda bize gelen durumlar var. Arı zehirlenme oranları var. Kısmı olarak zehir alınıyor. Hani bu konu biraz daha gündeme getirilip daha üzerine gidilirse
Efendim? Bunu da ayrıca bir değerlendirebiliriz. Yani aynı bu konu üzerinden. O bölgeyle beraber. Tabii yani şu an o. Zaten burada ağaçlarımız biliyorsunuz. Daha çok misafir durumdaki diğer ilerden ağaçlarımız vardı. Yavaş yavaş bu ay son itibariyle muhtemelen Mayıs başı gibi sevkiyatların meşten başlayacaktır. Kendi gezici aracımız da diğer illere, işte yani Niğde gibi, Kayseri gibi, diğer illere yavaş yavaş çıkışta olacak. Ama öncesinde hazırlığımızı yaptık, tedbirimizi aldık. Mesela buradan biliyorsunuz büyük şehir olduğum için il dışına çıkma yasağımız var aracıların, ama onu seyahat izniyle ilçelerde o kaldırıldı vali beyin talimatıyla. Durum burada iyi ama Aydın Birlik Başkanı dediği şeyle harfiyen katılıyorum. Yani birçok konularda erteleme, öteleme, destekleme yapılırken hala gıdanın bu kadar gündeme geldiği, bu kadar önemli olduğunu, yani mesela geldiği bir gündemde arıcılara veren destek anlamda hiçbir şey olmadı, ben de görüyorum. Tamam. Böyle bir, bir zamanımız kaldı ama Ferhat Bey ile Akın Bey ile dinleyeceğim. Siyah Bey'e soracağım hemen akabinden. Ferhat Bey merhabalar. Merhabalar. Tekrardan selamlar, saygılar. Görüşleriniz varsa hemen alayım hocamları. Yok, görüşler genel itibarıyla başkanlarım hepsi bahsetti. Bizde de aynı şey bu kredilerin ötelenmesi. Evet. Sayın, kolay gelsin, iyi çalışmalar. Teşekkür ederim. Akın Bey. Evet. Şimdi tabii ki biz yerel birlik başkanlarımızla gerekli görüşmeleri yapıyoruz. Biz geldiğince arıyoruz genel olarak. Şu anda Türkiye'nin her tarafında aracılarımız var. Biz aracılarımızla mağduriyet etmemesi için diğer ilgili personelimizle de ikbat halindeyiz. Tabii ki şimdi bizim aracılarımızın vade ödemeleri genelde Mart'ta, Mayıs, Haziran ayları. Şimdi tabii ki banka öteleme konusunda bir şey olabilirse, bakanlıkla bir görüş yapı olabilirse gerçekten iyi olur diye düşünüyoruz. Hepinize saygılar. Teşekkür ederim. Evet, Siyah Bey. 3 dakika kadar bir zamanımız kaldı. En son değerlendirmeyi sizlere soracağım. Buyurunuz. Hem kredi ertelemesi gündeme geliyor. Şimdi genel bir tedbirler, önlemler var mıdır? Şimdi genel itibariyle bir düşüncenizi almak istiyorum. Yapılan çalışmaları tabii ki biz bir aydır, 25 gündür arkadaşlarımıza anlattık. Tabii ben her şeyden önce bugün biraz kredi üzerinde dönüldü. Biz yaptığımızı, yani sonuç aldığımız bir takım şeyleri yayınlıyoruz. Yaptıklarımızı değil. Bu arada şunu söylemek istiyorum. Vatandaşın bir gezginci aracılık süreci var. Yapılanlar gezginci aracılık sürecinde. Bir de gezginci, şu andaki gezginci aracılığa çıkacak olan vatandaşlarda yaptıklarımız var. Diğer boyutunda da bütün başkanlarımız söylediği gibi kredi boyutu var. Eğer ki Sayın Bakanımıza ben teşekkür ederim. Sayın Genel Müdürlerimize teşekkür ederim. Bu konuyu çok güzel yürütüldü. Buraya kadar gelmişsek biz, aracılığı hiç sıkmadan buraya kadar getirmişsek herhalde bundan sonra da götürürüz diye düşünüyorum. Bakınız, biz şurada sizler de iyi biliyorsunuz. 24.3.2020 tarihinde Tarım Politikalar Bölüm Başkanlığı'na biz aracılık kredilerin strateji geliştirmeye bir raporumuz var. Yazımız var. Artık arıcılarımızın da diğer tarımcılarda olmadığı gibi, diğer işletmelerde olduğu gibi kredilerin ertelenmesi. Bir. İki. Yine 25.3'te yine bir yazımız var. Ve diğer taraftan 9.4.2020 tarihinde tarım reformuna, bizim bağlı bulunduğumuz tarım reformuna kredilerin ertelenmesi. Bunu sadece biz talep etmedik. Bunu koyun keçiden tutun, damızlık sığırdan, tarımdaki bütün, tarım hayvancılıktaki bütün sektörlerin hemfikir olduğumuz grupta tartışıldı ve bakanlığın bir makama bunların da hayvancılığın da tarım hayvancılığın da destekleme kapsamına alınması, artı bizim hem mazot testlerini istedik buradan, bütün başkanlarıma hafta içinde bu yazdığımız yazıları paylaşınız. Tamam. Suat Bey. Ya paylaşalım. Yani iki tane yazımız var kredilerle ilgili.
Aydın Başkanım hiç merak etmesin. Ayın 25'inden başlayıp da Nisan'ın 9'una kadar iki tane yazı gitti. Bunu da takip ediyoruz. Ben bakanlığımızın bu konuda duyarsız kalmayacaklarını ifade ediyorum. Bu konu gerçekten bu camiaya nasıl esnafa destek verdiler, esnafa nasıl kredilerini ertelediler, arıcının krediler de erteleneceğini ümit ediyorum. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok diye düşünüyorum. Evet değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara verdik programın süresi itibariyle. Ziya Bey, şimdi krediler kısmında girişimleri anlatmışsınız. Diğer taraftan diye bir konu vardı. Oradan buyurun devam edelim. Diğer taraftan da bizim özellikle deniz yollarında geçişlerle ilgili bir çalışmamız vardı. Her yıl yaptığımız. Deniz yollarında geçen yıl hangi kurallara uygulanıyorsa bu yıl da aynı kurallar çerçevesinde geçişlere izinler veriliyor. Tabii ki burada gemi geçişlerinde buna biraz riayet edilmesi gerekiyor. Zamanlamasına. Diğer taraftan 15-16 ilimizde şu anda Mayıs'ın ilk haftasına kadar gidilebilecek illerimizde ki başkan arkadaşlarımızın biz illerimizde neler aramıyor, vatandaşları yormadan, vatandaşları çile çektirmeden bu illere nasıl gezgincilik sürecini başlatabiliriz diye bir çalışma yaptık. Bunları da il birliklerimize gönderdik, paylaştık. Bütün amacımız gezgincilik sürecinde arıcılarımızın fazla rezillik çekmeden bal üretimine katkılarında bulunabilmeleri bir. Diğer taraftan Tekirdağ Başkanım çok güzel bir konuya temas etti. Orada eline bizim hiçbir zaman için bal diyemeyeceğimiz toptancıya satmadığımız balı televizyon ekranlarında göstermesi, hiç kimse merak etmesin. Bu konuda hukuki işlemleri de şu pandemi çerçevesine geçince birkaç tane avukat arkadaşa vekalet verip hukuki olarak da arıcılarımızın hakkını da savunacağımızı hiç kimsenin şüphesi olmasın diye söylüyorum. Arkadaşlarımızın genellikle söylemiş olduğu şeyler çerçevesinde, ifadeler çerçevesindeki çalışmalar devam ediyor. Buradan tabii karantina dedikleri 10-14 günlük bir karantina tedbirleri var. Bu tedbirlerde artık geçtiğimiz içinde bulunduğumuz bu süreçte o ile giden, o bölgeye giden arıcı arkadaşlarımızla 14 gün o aynı mekanda kalmasında gerektiğini ifade etmek istiyorum. İleriki günlerde tekrar bizim çalışmalarımız devam edecek. İllerimizdeki Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'daki illerimizle ilgili. Bunları da yine birliklerimizle paylaşacağız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Başkan arkadaşlarımızın bana soruları varsa bunları ben dinlemek istiyorum. Özellikle bakanlıkla olan ilişkilerde hiç kimse merak etmesin. Onlara, bakanlıklara ilgili raporlar gidiyor. Taleplerimiz gidiyor. Yani şu anda da gerekli çalışmalarda başlatıldığını ifade etmek istiyorum. Bir de Ziya Bey, sağlık kontrol belgesi mi, sağlık raporu mu, bu bir ikilem oluşturabiliyor. Onu da açabilir misiniz? Şimdi sağlık, ilk önce sağlık belgesi. Bir de ekranda, sağlık belgesi. Telefonunuzun ekranına yansıtabilir misiniz? Ha. Tamam. Buyurun, devam edelim. Kişinin sağlık belgesi. Yani arı sağlık raporu değil. Sağlık belgesi dedikleri o kişinin ne olması gerekiyor? Kalkılacak il ve ilçede kaymakamlarımızın sağlık ocaklarında ve sağlık kuruluşlarında bir doktorumuzu görevlendirip bu doktorumuzun il dışına, ilçe dışına gidecek vatandaşların burada rapor değil, testlerin kendisini var yok testini yapılması lazım. Doktordan geçmesi lazım. Doktorun en azından dışarıya çıkacak sağlık belgesi isteyen vatandaşlara sorgulama yapması lazım. Sorgulamanın sonucuna göre sağlık belgesi tansip ediliyor. Ama şu anda pek çok yerde de bu belgeyi vermedikleri gibi isteyen yerlerde son günlerde hiç yok denecek kadar da az. Bunu da buradan ifade ediyorum.
Teşekkür ederim. Evet, Sayın Başkanlarımız, söz hakkı almak isteyen... Şuat Bey, Ziya Başkanıma şey soracağım ben de. Dün iki gün önce akşam Tarım Bakanımızın açıklaması oldu TGD haberde, canlı yayında. Onunla ilgili izlemiştir muhtemelen. Şu ara fişatla ilgili falan bahsetti Tarım Bakanımız. Zaten çalışma yaptıklarını da biliyoruz da. Bu ne aşamada? Coğrafi işaretler özellikle bu ballarımızdaki coğrafi işaretlerden bahsediyoruz. Şimdi çam balı ile ilgili biliyorsunuz sonuna geldik. Diğer bizim 5 tane daha balımız vardı çalıştığımız. Hı hı. İnşallah 4 ay içerisinde bu projelerin gittik de çıktılarını da alacağız. Bunu da bakanlıkla paylaşacağız. Arkadaşlar, Türk Yarıcılar Birliği 80 tane başkanımızla geniş bir aileyiz. Hiç merak etmesin hiç kimse. Ballarımızla çalışıyor diyor. Arılarımızla çalışıyor. En kısa zamanda bakanlığa bunlar tevdi edildi. Yani orada dediği Tarım Bakanı özellikle şuydu. Mesela ben Japonya'ya gittiğim zaman bal ikram ediyorum. Çok güzel bal. Bu balın geçmişini bir görelim gibi kendisi açıklama yaptı ya. O konuyla alakalı kendi değindi. Bence bana değmişken gereğini yapsak, hızlandırsak iyi olur diyor. Yapıyoruz başkan. Merak etmeyin. Yapıyoruz. Ayhan Bey, siz bir söz alacaktınız. Ayhan Bey, buyurun. Ben alayım. Şimdi bu sağlık konusuyla ilgili Vali Bey'in bir talimatı var. Ne sağlık indirimleri bunu vermiyor. Aile hekimleri vermiyor. Eskini alamıyorum Ayhan Bey. Vermiyor. Efendim? Biraz Ayhan daha yakın konuşabilir misiniz? Duyuyorsunuz mu beni? Duyuyorum Ayhan Bey. Sayın Başkanım, aile hekimleri verecek rapor ama şu anda bu virüsten dolayı veremiyorlar. Vali Bey'imiz de dedi ki şahıslara ait gerek yok, arıcılara ait. Sadece arının dezenfekte ve arının sağlık raporuyla istedikleri illere gidebileceklerini söyledi Vali Bey. Çünkü bunu verecek zaman kişinin garantiye alınması 14 gün süre. Şu anda hemen onu biz diyor onun sağlık raporunu verebilmemiz için o kişinin 14 gün süreçten geçmesi gerekiyor diyor. Yani böyle bir şey veremeyiz diyor. Çünkü nereden bileyim diyor. Adamı diyor baktım sağlıklı diyor. Verdim raporu gitti oraya diyor. Oraya çıkarsa ne yapacağız diyor. Onu tam bilemedikleri için valilik düz geçti. İkincisi bu desteklerle ilgili yani bir seferliği mahsus. Bakın arıcıyı en azından 15 liraya 30 lira yapalım diye. Bir bakanlığın müracaata yazdı. Çünkü böyle bir dönemden geçiyoruz ki bize yardım edecek. Yani Tarım Bakanlığı böyle bir müracaatta bulunamaz Sayın Başkanım. Yani destekleme 15 lira bir seferliği mahsus bunu iki katını çıkarabiliriz. 30 lira yapabiliriz. Çünkü arıcılar gerçekten var. Mazot geçen sene adam Sivas'a 6.000 liraya gittiğinde yine bir sene aynı gittiğinde. Mazot düştü ama yine kamyoncunun aldığı para aynı. Yani değişmiyor yani. Yani bu iki şeyi bir gözden geçirelim veya bir müracaat etsek belki de tutar ya. Yoğurt çalmaya benzer bu. Ayhan Bey, yarın bu bakanlığa destekle ilgili, kredilerle ilgili yazdığımız yazıyı özellikle gönder. Bütün birliklerimize gönder. Ayhan Bey'e de ayrıca gönder. Aydın Arıcı'dan görsün. Ayhan Bey hiç mağdur etme. Başkanım. Bir söz alabilir miyim Suat Bey? Sağlık belgesi ilgili söylediği şey de aynen doğru. Orada da bir sıkıntı olmayacak Ayhan Bey. Evet, Mehmet Bey buyurun. Mehmet Bey buyurun. Sayın Başkanım tekrardan merhabalar. Bu COVID-19 önlemleri bakımından bundan 20 gün öncesine aracımızın biri şehirler arası kısıtlamalar olduğu için arasına giremedi. Milas'ta bir arı hırsızı oldu Sayın Başkanım. Ben aracıma oraya ulaştıktan sonra gerekli resmi işlemleri yaptırmasını söyledim. İşe tarımdan gerekli tutanamını yaptırdı. Bununla ilgili biliyorsunuz ciddi bir sıkıntı var. Orada bunu fırsata çeviren arı hırsızları. Dediğim gibi aracımızın 200 kovanına yakın arısını mağdur ediyor. Bir 50-60 tane de kovanın kapaklarını açmışlar. Aracımız buraya gidemediği için böyle bir sıkıntı yaşadı ve aracımızın bizden talebi, il birliğinden talebi bununla ilgili bir çalışma olur mu Sayın Başkanım? Şimdi bununla ilgili Muğla'da, Milas'ta dediğiniz herhalde
Evet. Gerekirse o vatandaşın başvuru evraklarını, bulunduğu yeri, oturma ruhsatını falan göndersin. İl müdürlüğümüzle paylaşırız. Sen Muğla Birliğimiz, sen de il müdürlüğümüz bize destek olacaktır. Zaten Ayhan Bey de biliyor, Aydın'da birileri yakalanmıştın. Bundan 15-20 gün, bir ay olmadı. Ya. Herhalde bir ay oldu. Bu insanlar yakalanarak, en azından yakalanan bu insanları sosyal medyada herkes paylaşıyor. Böyle insanları paylaşalım da kimin ne yaptığını neşit da bilelim yani. Neşit olsun. Tabii evet, insanın canı yanıyor. Hayır, bunlarla ilgili yakalandıklarına birliklerden ihraç olması lazım Sayın Başkanım. Mesela o harici Sivaslı. Sivas kimliğini bunu bilgilendirip yani ihraç etmek lazım. Bunlar haricilik yapmasın. Toplum içerisinde... Abi aynen katılıyorum. Aynen katılıyorum. Ayhan Bey, senin orada yakalananlar da bir ifşa edelim de hiç olmazsa çıktınlar ortaya yani. Tamam. Siz kendiniz teşekkür ederim ben size. Paylaşılacak şimdi de. Savcının şeysini bekliyoruz. Biliyorsun şu anda giremiyorsun adliyeye. Alamıyorsun belgeyi. Adam tamam itiraf etti. Ben çaldım dedi. Ama savcılık diyor ki şu anda müsait değiliz. Yani maziyet üretiyor. Gazeteci aldığını İbrahim Bey zaten size paylaşacak onu. İnşallah bunu takip edelim Ayhan'cığım. Tabii. Edeceğiz. Ben de bir söz alabilir miyim? Tabii. Güneş Bey buyurun. Ayhan Başkan'ın bir konu açtı şimdi desteklerle alakalı. 15 değil 30 olsun dedi. Madem öyle bakanlar gidiliyor, biz diyelim bir kere mahsus en azından nakit ödensin bu yıl. En azından peşin ödensin, aracının mağduriyeti giderilsin bari. En azından onunla alakalı bir çalışma yapılsın. Sonuçta en azından hakkı olan verilsin insanlara. Yani başka bir şey yapılamıyorsa bile. Yani 2020 destekleri erken ödenmesi hususunda bir girişim. Hani en azından böyle bir çalışma yapılabilir. Evet. Tabii bunu da gündemimize alırız. Suat Bey. Akın Bey buyurun. Şimdi bu menajer kategorisinde yapılan çalışmalar var ama bazı yerlerde aksamalar var. Bunların genel müdürlükle görüşüp de tekrar bir değerlendirme yapılamaz mı? Yani biraz daha dikkat edilse iyi olur diye düşünüyorum. Hangi konular mesela var? Şimdi onu da açabiliriz burada. Menajer kategorisinde ana gönderimiyle bazı şubelerde sıkıntılar yaşıyoruz. En son bir tane bir arası gittiğimiz salı gün gönderildi ama hala yerine ulaşmadı. İki günde ulaşılması gereken yere şu anda bir haftayı bulacak. Yani sonuçta canlı hayvan, o aralardan da çok hayır geleceğini düşünmüyorum. Yani biz şu anda o üye mağduriyet yaşıyoruz. Bu başka üyelerimiz de mağduriyet yaşamakları konusunda yani genel müdürlükle bir görüşme yapılırsa iyi olur diye düşünüyorum. Bu gönderici kodunu almayan aracımızla ilgili değil mi? Geçen cuma gün görüşmüştük sizinle. Evet. Ya burada kargolarda şöyle bir şey var. Muhtemelen şimdi bazı ürünlere sigorta yapmıyordu kargolar. Acaba bu anarıyı da sigorta yapmıyorlar? O konuda bir yapılan sözleşmenin içeriğini öğrenme şansımız var mı? Ya o konuda yapılabilir. Hani birazcık ben ücret değişir ama sigortalı gönderim yapılabilir. Onda bir engel olmaz. Aslında tabii ki bu ürünlerin de sigortalı olarak göndermesi lazım. Şimdi üyemiz 150 tane anayı geçen salı günü gönderdi. Muhtemelen yani o analardan hayır gelmeyecek gibi duruyor. Biraz ücret artıldı, sigortalı olursa iyi olur diye düşünüyorum. Evet, bir de aracımızın da kargo verirken gönderim kodunu da kaydetmesi, evranı alması muhakkak gerekiyor. Çünkü öyle de bir karışıklık olmuş sizin bahsettiğiniz kişiyle ilgili. Ya orada o şubeyle ilgili farklı şeyler var ama ben Rıziye Başkanımız ağzından direkt görüşürüm. Orada yani aracılar arasında da muhtemelen sıkıntılar var. Yani kimin yaptığı belli değil gibi geliyor bana. Bunu aldığı bir şekilde istihbar. Evet. Başka söz almak isteyen başkanımız? Bu MNG kargo ile ben bir konuşma yapayım. MNG kargo ile ilgili. Buyurun. Abi. Yapayım. Buyurun. MNG kargo ile ilgili bir şey söyleyeyim. MNG kargo ile arkadaşlar anarı gönderiyor da bazıları da tabii bu işin suyunu çıkarmış. Şimdi herkes kutu yapamaz. Şimdi bazıları da paket arayışına girmiş. Haliyle de MNG kargoda 4 kişi hastanelik oluyor. Ve evet. Bu sonucunda da tabii ki anarıdan çıktı. Adam anarı ile paket arı fark eder mi? Adam için fark etmiyor. Arı arıdır. MNG ne anlar? Yani personeli paket arıyla tabii ki muhakkak. Buradaki anarıyı. Burada olay bundan çıkıyor. Yani herkes kutu yapıyor. Barangut sahnede ama ne yazık ki o kilolla satılan arılar var. Onlar bu arıyı kaçırdığı için haliyle de piyango anacıları vurdu. Aslında bugüne kadar ana arılardan arı kaçırmaz. Çünkü ana arılar tellidir. Kafesleri de kapalıdır. Hayatta kaçırmaz.
Ve böyle bir sorun Nazilli'de yaşadık. Nazilli'den Denizli'ye gitti. Denizli'de bu sorun yaşandı. Denizli dağıtım yeriydi ve orada 4 kişi hastanelik oluncaya kadar tabii ki bu anarlardan olmadı. Tekrar diyorum. Paket arayışı yapan bazı arıcı arkadaşlarımızdan anacılara zarar verdi. Onu da görüştüm ben Denizli'de yine. Ama şu günlerde bilmiyorum normal gönderiyoruz. Şu anda Nazilli bölgesine Aydın'a şey yaptım. Çağırdım. Aydın'dan rahatlıkla gönderebiliyorlar. Sorun yok şu anda. Evet. Onun genel müdürle görüşüldü cuma günü. Dediğiniz gibi arı gönderimi yapılmış. Ama almıyorlar. Görüşseniz de yazılar gitti yine de almıyor. Nazilli şu anda anarı almıyor. Yani pazartesi ihtimali o çözülecek. Bakın MNG kargolar şahıstır. Kişidir. İsterseniz istediğiniz yerde şube açabilirsiniz. İsmini alırsınız. İşte böyle bir şahıs olduğu için biraz zorlanıyoruz kişilerin iknadı yani. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu durumlarda giderilmez konusunda onu görürsün. Tabii bir sorun oldu. 4 kişi bir hastanelik oldu aradan dolayı ama dediğiniz gibi anardan değil o. Yani onu anardan. O da çözülecek inşallah. Başka söz almak isteyen? Evet. Yok, benim yok. Tamam. Benim de yoktu. Peki. Fırat Bey, Mehmet Bey, sizler. Şu an itibariyle öyle farklı bir konuda da değinebilirsiniz programımız içeriğinde. Ben, o zaman size arada bir şey söyleyeyim Fırat Bey. Buyurun. Şimdi zamanı değil de farklı bir konudur bu. Bu geçen sene Adana'da, Mersin'de hani bu selden dolayı zarar gören arıcılarımız vardı. Hı hı. Evet. Orada merkez birliği yapacağımızı, Netice itibariyle geçenlerde sizinle görüştüm herhalde fazla bir şey toplanmadı yani bir destek çıkılmadı. Evet. Bunu da dedim bir söyleyeyim. Ziya Başkanıma büyük başkanı. Onlar ne düşünüyor bu konuda? Çünkü arıcılar büyük sistem ediyorlar bize. Hani niye söylendi de yapılmadı acaba? Ama şimdi acaba? Anladım. Gelmiyordu. Ya sesiniz kaçık gibi geldi ama Ziya Bey duyduğunu sanırım. Buyurun. Ben anladım. Anladım. Daha önce Sayın Başkan'la herhalde Mart'ın ilk haftalarında bir görüşmüştük konuyu. Bir telefon görüşmesinde. Tabii biz hesap açtık. Özellikle destek olunması konusunda hesap açtık. Ancak bu bizim hesabımıza hiç kimseden de hiçbir şahıs ve kuruluştan da bir kuruş para yatırılmadı. Bir yönetim kurulu toplantısında görüşelim. Bu hesabın içerisinde para varsa tevdi edelim yani Bingöl'e verelim şeklinde bir görüşmemiz olmuştu. O günden bu yana da başkanlarla bir araya gelemedik yani. Evet. Bu hesaba hiç kimse tarafından para yatırmadı. Böyle bir şeyimiz var. Handikapımız var. Sayın Başkan. Yani biz iyi niyetlerle bir hesap açıyoruz. Ama vatandaşlara böyle bir hesabı da hiç kimse de para yatırmadı. Bizim de Mersin'deki sel felaketinde sigorta soran arıcılarımız sigortadan ödemeleri almışlar. Onda sıkıntı yok. Ama sigorta sormayanlardan bir şeyden faydalanamadılar. Bu yardım konusunda 3 ilden geldi Ziya Bey. Onu da söyleyebiliriz isterseniz. 3 ilden geldi yardım kampanyasına. Hani az da olsa destek. Bingöl, Sinop ve Zonguldak illerimizden. Tamam. Geleni biz şey yaparız. Hemen ödeyebiliriz yani. Evet. O hesapta para varsa, katılmış para varsa hemen şey yaparız. Sıkıntı olmaz. Başkanım. Suat Bey. Ben Suat şöyle, Bey. Şöyle bir şey söyleyeyim. Suat Bey bir şey tamamlayayım da. Şimdi burada ben birlik başkanlarımıza söylüyorum. Bir gün herhalde bir 10 kişi mi katılmış bu programa da. Evet. Genel olarak bunu söylemek istiyorum. Yani Ziya Başkan'ın bir suçu yok, bir hatası yok. Bu bizim tamamen birlik başkanlarımızın bir hatası. Biz bunu hani arıcılara veya böyle bir medya üzerinden veya sosyal medya üzerinden arıcılarımızı hani destek çıkacak, merkez bir şunu yapacak, bunu yapacak dediğimiz zaman o Ziya Başkan'ın bir hatası değil, bizim birlik başkanlarımızın bir hatası. Yani bir destek çıkılması lazımdı işin doğrusu. Ben kendim için de söyleyeyim.
biz de bir hesap açtık. Biz de aynı şekilde Merkez Birliği gibi bizim arıcılar olduğu için bir destek talebinde bulunduk arıcılarımızdan. Tabii bizim arıcılar hani kurarlı oldukları için, bizim arıcılar olduğu için biz arı desteğini vereceğiz diye hesaba kimse para yatırmadı. Biz birlik adına gene bir 3 bin lira para yatırdık. Aslında birlik başkanları madem söyledik yani kimse belki artık yanlış anlaşılmasın. İlhan Butan bir yardım ediyoruz diye bir hesap değil. Yani yardım olmasa da olur. Ama böyle bir şey olunca birlik başkanları her biri birlik olarak bir lira merkez birliğine yatırmış olsaydı Ziya Başkanı da onun hakkıyla çıkardı bu işinde. Yani burada başkanımızın bir hatası yok onu demek için. Değil mi Akın Bey? Doğru diyorsun başkanım, doğru diyorsun. Evet. Sigorta konusuna değinmişti Adem Bey. Onunla ilgili Ferhat Bey bir söz aldı. Evet. Ferhat Bey burada Mehmetcan abinin yani Mehmetcan evet. Başkanımızın bir de Mersin Birlik Başkanımızın, Adana Birlik Başkanımızın ya da danışmanımızın burada en azından 2019'da gördükleri bu sel felaketinden dolayı sigorta konusunda genel merkezimizin güzel bir çalışması oldu. %13,5'u direktmen üreticiye teslim ediliyor, veriliyor. %10'u direktmen peşin indirim artı 10'da üreticilere veriliyor. Burada kovan 3 liraya yapılıyor. 3 liranın tamamı da üreticinin cebinden çıkmıyor. Ama 550 lirayı da sigorta şirketlerinden alıyorlar. Bunu bir bilinçlendirme yapalım da bu Mehmetcan başkanımız gibi başkanlarımız da mağduriyet yaşanmasın. Kendi üreticilerinden, yetiştiricileri tarafından. Hani işte genel merkezden bize yardım başkanım, vermedi şeyleri olmasın diye. Bilgilendirmeyi... Mehmet Bey, mikrofonu birazcık yapın. Başkanım bu tarzın konusunda gerçekten evet. Başkanım bu tarzın konusunda gerçekten yani Türkiye geneli bildiğim kadarıyla aracılarımızda bir sıkıntı var. Burada hatta Tarım Kredi Komparatifi olsun, Tarım İl Müdürü dahi olsun biz birlik olarak aracılarımıza sık sık bilgilendirme amaçlı hani tarzımı yaparken bir ikazda bulunuyoruz. Tabii bu geçen sene olan bir olay. O dönemde iki tane aracımız vardı. Böyle Tarsim kaskosu olanlar. Onlar tabii ücretini aldılar. Yani onlar faydalandılar. Maalesef efendim aracılarımız o Tarsim'de biraz soğuk bakıyorlar, yapmıyorlar. Yani haklısın. Biz de yaptırmaya çalışıyoruz. İkna etmeye çalışıyoruz aracılarımızı. Yok onlar içindir Sayın Başkanım. Yani bizim tabii. İçin değil, onlar içindir. Biz de, ben de gelen aracılarıma gereken bu konuda uyarı yapıyorum. Zaten birçok aracı da krediyle bankada çalıştığı için gerçek dönüşleri birçok onda zaten bankadan sigorta yapıyorlar. Başkanım gibi dönüş var. Bizim meslekte genelde hep kredi aracı da hep bankadan yaptırıyorlar. Yani kredi kullanan aracı da esinlerdi %10 yani. Yok yapılsın ben onu diyorum. %80'i sigortasız. Tarsim'le ilgili bir şey aklıma geldi söyleyeyim. Mersin Birlik Başkanımız bu işle ilgileniyor. Daha detaylı biliyor herhalde. Şimdi bu sene biz Tarım Kredi Komparatifinde biraz şeker alımını yaptırdık işin doğrusu. Orada da Tarsim sigortası kart borçlular. Giden aracılarımıza hani bankada eğer kredi kullanmışsa, Tarsim yapmışsa, bankada kredi kullanmışsa, Tarsim'i yapmışsa bunu Tarım Kredi Komparatifi o Tarsim'ini kabul etmiyor. Yok illa bizde de ayrıyetten yapman lazım. Şimdi, yani yok, hem banka hem değil. Tarım Kredi Komparatifi bir yerde tabii. Sayın Başkanım bir yerde yapılırsa ikinci yerde yapılıyor. Sigorta olmuyor. Orada daimi mülteyi ama faydalanmadı. Evet. Tarsim faydalanmadılar orada. Şimdi bu konuda bizim bir girişimimiz var. Ziraat Bankası nezdinde. Evet. Bakınız buradaki esas konu daimi mürtedin dedikleri bunun yarın bu arılığın, bu işletmenin kazaya uğradığı zaman nakdinin ödenmesi konusunda eşittir daimi mürtedindir. Evet. Verdiğimiz zaman her firma, her kuruluş, her şeyden vatandaşımız istediği yere yaptırabilir. Öyle mi? Pardon başkanım. Doğru doğrudur. Doğrudur evet. Başkanım. Doğrudur. Yani bu konuda biraz daha
başkanlar olarak bizlere çalışması gerekiyor. Biraz daha arıcılarımızı bu yönde yönlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Doğru. Başkanım, bu Adana'da olan selde yapmış olduğumuz çalışmalarda yatırılan il müdürlüğümüzle bir irtibata geçtik. 200 arısı zarar gören bir arıcımız vardı, hatta takibine de bulunduk. Yani arıcıya çok komik ve cüzi bir miktar, yani 2000 ya da 3000 lira civarında para yatmış. Bunun sebebini sorduk il müdürlüğümüze. Normalde misal olarak veriyorum, örnek veriyorum, 80 trilyon yatması gereken destek 8 trilyon gibi böyle cüzi bir miktarda yattığından dolayı ödemenin bu şekilde olduğunu söylediler. Yani 2-3 aracımız ödeme var ama yani derler ya, çekirdek kabuğu etmez. Öyle bir miktar ödeme yapılmış. Bu sigortadan değil mi? Sigortadan değil başkanım. Bu evet. Zannedersem devlet kaynaklı. Yani devlet kanalında, evet. Tabii. Evet. Ona yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü o bakanlıktan tahsisle geliyorum. Yani bunun bir kovan, iki kovan gibi bir sınırı da yok yani şimdi. Evet, yani evet. Keşke sınırı olsa da vatandaşa şu kadar diyebilsek. 2-3 bin yani lira burada, destek verdi. Burada en önemli şey, değerli başkanlarım, biz %80-85 arıcılığımızı gezgin sürecinde yapıyoruz. Yılda 7-8 nokta taşıyoruz, değiştiriyoruz. Hep araç sırtında geçiyor. Dolayısıyla sigorta konusunu çok işlememiz gerekiyor vatandaşlarımıza. Evet. Dün de, evvelki günde Dinar'da bir kaza oldu. Soruyorum vatandaşa, sigortan var mı? Yok. Yapacak bir şeyimiz de yok. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır başka başkanlar hepinizin? Başka sorular sorabilir miyim? Buyurun. Evet. Bu süreçte özellikle antiviral, antiseptik ve antioksidan özelliklerinden dolayı arı ürünleri bayağı plana çıktı. Gerçekten de şeyde de yer almaya başladı. Ciddi anlamda. Bizim de bir monofloral çalışması vardı Sayın Başkanım. Bu hangi aşamada, bunun çıktılarını biz ne zaman alabiliriz? Yakın zamanda alma şansımız varsa şu süreçte bunları da işlemiş oluruz. Evet. Başkanım, ona ben başta da söyledim. Şimdi söyledim. Hangi programda söyledim de bilemiyorum da özür dilerim. Ağustos, Eylül gibi projenin çıktıları elimize geçecek başkanım. Biz Ağustos, Eylül gibi bütün bölgelerimizdeki 28 bölgede çalışıldı bu ballar. Bu ballarımızın coğrafi işaretlerini almaya başlayacağız. Bu konuda herhangi bir sıkıntı yok. Rahat olun. Türkiye'nin Geven ballarını da coğrafi işaretini alacağız. Biliyorsunuz biz tap olarak çiçek ballarının yanında Geven ballına da ayrı bir değer veriyoruz. Ayrı bir katma değeri var. Bu konuda hep beraber daha ileriye doğru da götürme gayreti içerisindeyiz. İnşallah Geven ballını biz sadece yurt içinde değil İzo'yu da götürüp uluslararası kriterini de alacağız. Bunun uluslararası coğrafi işaretini de alacağız Sayın Başkan. Evet. Bunun akabinde bu projeler de var. Evet. Yani bizim de özellikle beklentimiz bölgedeki bala bir hikaye oluşturmak. Çünkü sadece bal diye tanımlayabiliyoruz. Altını dolduramıyoruz bu hikayenin. Özellikle bu konudaki acelecimiz aslında bundan dolayı. Bir hikaye oluşturma gayreti içerisinde olmamız lazım. Tamam. O konuda bize Eylül'e kadar müsaade edin. Eylül'de ben UİS'i ben üstleneceğim zaten. Sayın Başkanım. Tap olarak coğrafi işaret konusunda firmayı siz bulunuz diye bana bir görev verdiniz. O çalışmayı ben yapıyorum. Sayın Başkanım, hazır Tarım Bakanımız bu kadar kendi ağzından söylemişken bu konuyu bir an hızlandırarak yani. Bakanımız söyleyebilir. Biz bakanımızı seviyoruz. Ancak bu işleri kendimiz yapmak durumundayız. Birlikler kurulalı 16-17 yıl oldu. 17 yıldır ne yaptıysa Türkiye Arıcılar Birliği, İl Birliklerimizle beraber yaptık. Bunu yine beraber yapacağız. Bakanlığımızın desteklerini istiyoruz. Bu şeyleri bakanlığımızdan alıyoruz. Bir de Zeynep Başkanım, bu arı zehirlemesi gibi kaçtı gündemde. Bizim Mersin'den ayrıca olduğu ilgilerde de vardır muhtemelen, başlayacaktır. Bu konuyla alakalı hızlıca bir bakanlıktan tarım illere bir yazı gönderebilirsek.
Yani tamam bazı kurallar var ama uygulamada bu bir türlü hayata geçmiyor. Çiftçilerin uygulamasında özellikle hayata geçmiyor. Bu konu bir daha dile getirirsek çok işe yarayacak gibi görünüyor. Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün bu bir ay önce, 20-25 gün önce bende de çıktıları var. Aslında bu korona nedeniyle tedbir paketlerinde bu ilaçlamalarda var. Ama pazartesi günü, salı günü tekrar ben genel müdürlüğü arıyorum. Bu konuda gerek Berk'in, gerek Sayın. Dün bir tane üyem aradı. Çok kötü bir olay oldu burada. Bağışçı sahibi ilaç vereceğim diyor. Sabahtan aranı kapat diyor. Bizim üye de sıcaklık şu an 25 derecenin üzerinde Mersin'de. Sabah 5-4 gibi aranı ağzını kapatıyor. 11'de açıyor. Tam yağış zamanı. Yaklaşık ağrısının yarısı tamamen suya kesip ölüyor. O ağrıcı da farkına varamamış Mümbül Ocağı'nı. Yani dün mesela kötü bir olay yaşadık Mersin'de burada. Kısmı olarak da ciddi şekilde bu güven zamanı tarihinci ilaç kullanmamışlar. Bu güven ilaçları arıları öldürüyor yani. Başladı. Zehir. Bu zehir konusu da ayrı bir program yapalım. Yapalım. Yani çok gerçek başarım. Zehir konusunu ayrı işleyelim başkanım. Fuat Bey, o zehir konusunda olursa eğer bizim Önder Tüksü'den İmdat Bey'i de katabiliriz isterseniz programı. Geçen yıl programda yapmıştık. İmdat Bey'i de konuk almıştık. Gene alabiliriz dediğiniz gibi. Evet. Rica ederiz. Kırmaz bizi. Tamamdır Güneş Bey. Yani örnek bir çalışma Tekirdağ'da var. Ben kendilerini buradan kutluyorum. Onları örnek olarak da hem misafir edebiliriz hem onların deneyimlerinden faydalanabiliriz diye düşünüyorum. Evet. Aynen öyle. Süremizin de sonuna geliyoruz. Buradan bir... Bir dakikalık soruyu bir değerlendirebilir miyim Suat Bey? İki dakika kaldı da Mehmet Bey. Çok kısa bir sorum olacak başkanıma. Başkanım, tarım danışmanı olarak bizden bazen arıcılarımız hafta sonuna denk gelen sıkıntı yaşadıklarında talepler oluyor ama biz yasaktan dolayı çıkamıyoruz. Bununla ilgili bir bakanlığın çalışması olur mu? Oldu. Bakanlığın çalışması var. Çalışması var bu konuyu. Pazartesi günü Suat'ı arayın. Bu konuyla ilgili tebliği var. Onu sizle paylaşalım. Evet. Tamam başkanım, teşekkür ediyorum. Grubunda paylaşmıştık. 3 ay bir erteleme oldu sizler için. Daha sonrasında ayda bir sefer çıkarak yıl sonuna kadar tamamlayabileceksiniz. Tamam. Tamam Suat Bey, teşekkür ederim. Tamam. Bir el sallayabiliriz aracılarımıza buradan. Sayın Başkanım teşekkür ederiz tekrardan. Herkese teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Evet, değerli izleyenlerimiz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun başkanım. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Bugün 10 tane bitkimiz var. Teşekkürler. Emeğinize sağlık. Teşekkür ederiz. Herkesin emeğine sağlık. Herkesin emeğine sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Adana, Mardin, Muğla, Sivas, Elazığ, Aydın, Bingöl, Mersin, Ordu ve Tekirdağ il birliklerimizle bir araya geldik. Yine onar birliklerle, diğer birliklerimizle de süreç nasıl işliyor onları da buradan ekrana getirmeye devam edeceğiz. Herkese hoşça kalın diyoruz. Evet, görüşmek üzere.